Dünyayı köklü bir biçimde etkileyen az sayıda icatlardan biri de motorların buluşu olmuştur. Motorlar sadece insanların hayatlarını etkilememiş, aynı zamanda ulaşım ve ekonomi gibi önemli alanlarda önceden tahmin edilemeyecek değişikliklere öncülük etmiştir. 1903 yılında Henry Martin Ford, Ford Motor Company'yi kurmuş ve takibindeki 5 yıl sonunda T modelini üreterek üst sınıfların dışındaki insanların da kullanabileceği fabrikasyon bir araca imza atmıştır. Kurulan seri üretim bandı sayesinde bu bant üzerinde çalışan işçiler uzmanlaşabiliyor ve zaman içerisindeki otomotiv endüstrisinde 4.25 milyona ulaşacak çalışan sayısının temellerini atıyordu. Eğer T modeli hiç üretilmeseydi, bugün bildiğimiz büyük çapta üretimler belki de çok farklı olacaktı. Yanmalı motorların, gaz türbinlerinin ve nükleer reaktörlerin hüküm sürdüğü bir dünyada buhar makinesi eski bir hatıra olarak gözükebilir. Fakat bu icat sayesinde modern dünya önemli ölçüde şekillenmeye başlamıştır. Tartışmalı olsa da endüstri devriminin en önemli adımlarından biri olan buhar makinesi, madencilik, tarım, üretim ve ulaşımda büyük değişikliklere yol açtı. Buhar makinesinin icat edilmiş olmasından çok, geliştirildiği gerçeği ön plana çıkmaktadır. 1698'de Thomas Savery tarafından üretilen ilk buhar makinesi, hareket eden parçalara sahip değildi. Amacı, kömür madenlerinden düşük miktarda da olsa su çıkarmaktı. Takibindeki yıllarda Thomas Newcomen, Savery'nin çok da efektif olmayan buhar pompası için yeni bir fikir geliştirmişti bile. Newcomen, buharın bir pistonu tek yönde hareket ettirebileceği bir düzenek kurdu. Fakat bu iki buluşunda su çıkarmak dışında daha büyük hedefleri olmamıştı. Bunların hepsi 1763 yılında İskoçyalı bir mühendis olan James Watt tarafından değiştirildi. Newcomen'ın tasarımını geliştirmeye çalışırken, pistonun ileri geri hareketini dairesel bir yapıyla birleştirebileceğini fark etmişti. Crank mili adı verilen parçayla buhar motoru dairesel bir hareket oluşturabiliyor, bu da bir tekerleğe aktarılabiliyordu. Watt, ilk başlarda fark etmese de ilk buharlı lokomotifi icat etmişti. İçten yanmalı motorlar, petrolü oksijen ve kıvılcımla yakan düzeneklerdir. Hava ve petrol karışımını ateşlemek için buji adı verilen bir parça kullanılmaktadır. Giriş sübabı açıldığı sırada piston, silindirin içerisindeki hareketiyle bir çekiş etkisi yaratır ve hava-petrol karışımı silindirin içine dolar. Pistonun yukarı doğru hareketiyle karışım sıkıştırılır ve yanma için gerekli olan kıvılcım buji tarafından sağlanmış olur. Patlama, pistonun aşağı doğru hareket etmesini sağlar. Bu güç, krank miline aktarılarak araca hareket sağlamaktadır. Piston tekrar yukarı doğru hareket ettiğinde, egzoz sübabı açılır ve silindirin içerisindeki yanmış gazı dışarı atar. İçten yanmalı motorlar çoğunlukla otomobiller, motosikletler, gemiler, uçaklar ve helikopterlerde kullanılmaktadır. Birçok bilim insanı ve mühendisin çalışmalarının katkısı sonucu ortaya çıkan İçten yanmalı motorların ilk kez ticari olarak kullanılabilir halini üreten Jean-Joseph Lenoir olmuştur. Lenoir, 1860 yılında 3 tekerlekli bir taşıtı hareket ettiren tek silindirli motorun patentini almıştır. Motor, makul bir biçimde çalışıyor olsa dahi çok fazla yakıt tüketiyor, çok ses çıkarıyor ve sıklıkla aşırı ısınıyordu. 1863 yılında Paris'te yapılan deneme gösteriminde 3 tekerlekli araç 11,2 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 3 saatte alarak aslında efektif olmadığını kanıtlamıştır. Fakat icat edildiği zaman göz önüne alındığında bir yük hayvanı yerine bir motor kullanılıyor olması bir devrim yaratmaya yetmiştir. Günümüzde de geniş kullanım alanını yitirmeyen içten yanmalı motorlara alternatif olan
elektrik enerjisiyle çalışan motorlara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren bu teknoloji, sadece araçların hareketleriyle sınırlı değil, buzdolaplarından klimalara, hard disklerden akıllı evlere kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Sürekli ilerleyen bilimle beraber, eskiyen tüm teknolojileri de yeni ve daha etkin olanlarıyla değiştiriyoruz. Motor teknolojimiz de bunların en eskilerinden biri. Gelecekte neredeyse sıfıra yakın maliyeti olan, kim bilir hangi teknolojiyi kullanan motorlarımız olacak. Uzaya açılma hayalini kurduğumuz bu yüzyılda sürekli ve daha hızlı ilerleyen bilimin ışığında bekleyip göreceğiz.